LGS'ye son 14 gün çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ve inşallah da hayallerimize kavuşacağız. Haftanın sözüne baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk diyor ki yerinde duran geriye doğru gidiyor demektir diyor. ileri daima iler. diyor. Dolayısıyla biz arkadaşlar dolayısıyla asla yerimize durmamalıyız. Yani bugün bir deneme çözülsek yarın iki deneme çözmeliyiz. Yarın iki deneme çözdükten sonra öbür gün üç deneme çözmeliyiz. Her zaman daha fazlasını yapmalıyız. Ama burada tabii ki belli bir limit de var. Dinleneceğimiz anlar da olacak. Bazen 200, bazen 300 soru çözeceğiz ama bazen de o gün dinlenmemiz gereken günler de olacak. Bunu da bilelim. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Aleyna Erden diyor ki... ...hocam ders çalıştığım halde denemelerim geriliyor. Yani daha geriye gidiyor. Daha ne yapmam lazım diyor. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli. Denemelerde inişler çıkışlar mutlaka olur ama önemli olan siz bu inişler çıkışlar sırasında bir artışa ulaştığınızı görmeniz bu bir. İkincisi arkadaşlar denemeleri çözdükten sonra diyelim ki LGS geri denemelerini çözüyorsunuz. Burada bir hatanız çıktı. Bu hatayı işte bu Ceyhan deyip geçmeyin. Bu hatalar çok değerli. Bu hata bir daha sınavda çıkarsa yapar mıyım yapmaz mıyım diye kendinize sorun. Bu konudan bir daha soru gelirse yapar mıyım? Yapmam. Tamam. O zaman hata yapmazsam bu soruyu geçebilirsin. Ama hala bu konu tam içine sinmediyse hala işte Lozan Anlaşması ile eksiğin varsa, hala İngilizce okuluna alakalı eksiğin varsa, hala çarpanlar katlarda ya da işte ne bileyim e, dörtgenin alanında hala eksiklerin olduğunu hissediyorsan o zaman o konuyu iyice çalışman lazım. Her bir hatana üstüne üstüne gitmen lazım. Her bir hatanın üstüne üstüne gitmen lazım. Ortalamamız gideceğimiz liseyi de etkiliyor mu? Arkadaşlar tabii ki de etkilemiyor ama arkadaşınla aynı puan aldın yani ikiniz de aynı neti yaptınız aynı şehirdeki aynı okul istiyorsanız bu durumda okul puanı LGS etkiler ama temel önünde yani ger gerçekte şunu söyleyelim okul puanının LGS üzerinde etkisi yok yani. İkimiz aynı puan almasak ben LGS'de sizden daha iyi yaptıysam o zaman ben kazanırım. Ama siz benden daha iyi yapsanız siz kazanırsınız. İkimiz de aynıyız. İkimiz de aynı lise istiyoruz. İkimiz de örnek veriyorum işte Cağaloğlu Anadolu Sesi'ni istiyoruz. İkimiz de aynı puandayız. O zaman okul puanına bakılabilir. Denemelerde hem sözel hem sayısal da ilk hangi derse başlayalım hangi ders sona bırakalım. Arkadaşlar denemelerde sözeli normal sırayla çözebilirsiniz. Yani Türkçe, inkılap, din, yabancı dil şeklinde gidebilirsiniz. Ama sayısalda biz öğrencilerimize fenle başlamalarını tavsiye ediyoruz. Yani sözele Türkçe ile sayısala fenle başlayın. Çünkü denemelerde yapabileceğiniz doğru soruları, kolay soruları yapıp sonra zor sorulara geçin taktiğini uygulamamız lazım. Torlama taktiği. Bu durumda da fenin matematikten daha kolay olduğunu biliyoruz. Fenin matematikten daha kolay soru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla fenden başlamak, güzel güzel netlerimizi artırmak, sonra matematiğe geçmek daha faydalı. Ama şimdiye kadar hep matematikten başladıysanız ve matematikten başladığınızda kendiniz daha iyi hissediyorsanız bu durumda matematiğe devam edebilirsiniz. E, hangi dersi sona bırakalım ise i̇şte dediğim gibi fen'de e, sayısalda matematiği sona bırakmış oluyorsunuz. Türkçe'de İngilizce'yi sona bırakmış oluyorsunuz sözel bölümde. Fakat şu çok önemli esasında sona bırakacağınız şeyler takıldığınız sorular olmalı. Yani şunu örnek veriyorum. Diyelim geldiniz bu soruya. Bu soruyu yaptınız ya yani şurada başka bir soru vereyim. mesela bu sorudasınız tamam mı? Soruda takıldınız, takıldınız. A değil, C değil dediniz. B ve D arası kaldınız. Örnek veriyorum. Şimdi bir daha baktınız ya bu arada bir fark var. 1 3 ya da 1 2 3 2 var mı yok mu? Buraya bir daha baktınız. Hala tam içinizdesiniz mi diye. Şöyle küçük bir işaret bırakın. Bu işareti bıraktıktan sonra dönüşte yani bütün bu sorular bittikten sonra bir bakın. Ya ben burada zaten 2'ye takılmışım. Bir daha okuyun şöyle dikkatçi. 2 bu oluyor. 19 Tamam. Heh. o zaman 2 var ya da yok diye bir işaretleyin. Çünkü zaten bu soruda 2'yi bırakarak gittiniz. Yani bu sorunun %90'ını yaptınız. Bu koyduğunuz işaret şu. Ben bu sorunun %90'ını bitirdim. Çoğunun emeğini sarf ettim. Herkes bu soruyu en başa başlarken ben sadece 1-3 ya da 1-2-3 arasında kaldım diyerek geri moralle dönün ve döndüğünüzde bu soruyu doğru yapacaksınız inşallah. Biraz da aklınıza ilk geleni işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu son birkaç günde test mi çözelim yoksa deneme mi? Arkadaşlar deneme çözmeniz çok daha faydalı çünkü sınav deneme. Son tekrar setimizdeki konu anlatım soruları da zaten deneme gibi soruları tekrar ediyor ama en temelinde sabahları deneme çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Nevşehir Anadolu Sesi 4.1 dilimde tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk, hemşirelik birçok güzel bölüm yine bu Anadolu sesinden öğrenciler tarafından kazanılmış. Sizler de buralarda okuyacak ve çok güzel başarılara yelken açacaksınız. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS son tekrar setini bir kez daha size de tavsiye ediyoruz. Zaten son tekrar videolarımıza da bu setimizdeki kitaplara göre ilerliyoruz. Oradaki tekrarları e, bu kitaplarımıza göre pardon şurada kutumuzu açarken birazcık sıkıntı yaşadık. Şöyle evet şöyle çıkaralım. Mesela diyelim ki inkılap tarihi. İnkılap tarihinde konu anlatımını yapıyoruz son kez son kontrol için ama yine aynı zamanda sınav sorularını her bir sayfada sınav sorusu var. Neden? Çünkü sınavda bize soru soracaklar. Bu bu soruları da 2022 LGS'yi yakalamak üzere hazırladık. Sizler LGS geri sayım denemelerinden deneme çözdükten sonra son tekrar setiyle de eğer e, yaptığınız yanlışların üzerinden geçerseniz ve bu son tekrar setlerini de çözerseniz çok güzel başarılara yelken açarsınız arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu son 14 günü de sıkı sıkıya değerlendirin. Son günler zaten çalışmayacağız. Son günler yatıp dinleneceğiz. Soru çözmek yok. Yani son 1-2 gün ama bu son 14 gün içerisindeki bu 12 gün değerli. Onları da güzel güzel değerlendirelim inşallah.